İsrail askerinin de hani herhalde güç toplayıp geri gelen, devamında da güçlü bir şekilde tekrar orada karadan da müdahale için giriş yapan İsrail askerlerine Kassam Tugaylarının bir saldırısı var, bir pusuya düşürme hali var. Görüntüler şimdi onlardan gelecek, bir kayıp verdirdikleri ortada. Bina yok, yerleşim alanı neredeyse kalmadı ama tüneller ağı içinde zaten yaşantısını sürdüren Kassam Tugaylarının da bakın bayağı büyük bir konvoyla kuzeyden giriyor yine İsrail askeri. Burası tam noktası ne açıkçası bilmiyoruz ama çok büyük bir alan değil. Yüksek ihtimalle de kendilerini en güvende hissettikleri noktada en uçta geliyorlar. Şimdi hedef alınan noktalar önce o e, konvoy bir şekilde Patlatılıyor Birazdan daha büyük bir patlama haline dair görüntü de gelecek. Biz buna benzer anları birkaç ay boyunca e, henüz tam anlamıyla tarumar edilmeden önce Gazze'de e, farklı yerlerde görmüştük. Burada bir tankın vurulduğu an var. Zaten e, füzeyle vuruldu, roketle vurulduğu anda böyle paylaşılıyor. Kastam Tugayları bir şekilde aktif ve bu son yeni başlayan daha doğrusu karadan sanırım süpürme harekatına ilişkin de hazırlıklarını gösteriyorlar. Şimdi o bahsettiğim büyük bomba halinde büyük bir ihtimalle görünecek. Çünkü birden fazla yerde pusu var. Hem konvoya hem girdikten sonra tek tek askeri araçlara evet bahsettiğim yer burası. Bakın şimdi buradan geliyorlar. Biz burada düzeni kurduk diye de çemberle anlatmış bu operasyonu yürütenler. Oradan e, bu gördüğünüz de Kaslan Tugaylarının bir üyesi. Elinde zaten olay yerine ulaşacak o fünye var. Yerleştirdikleri bombalar, el yapımı bombalar, patlayıcılar. Ve devamında da o ilgili alandan yukarıdan gelen askeri konvoyun, yüksek ihtimalle de en başta gösterdiğimiz o kalabalık konvoyun geçeceği yere dair de işte hazırlıklar yapılmış. Zaten gördüğünüz gibi herhangi bir bina yok. Binaların vurulmuş, parçalanmış ya da tam yıkılmış olduğu Kuzey Gazze'de o yıkıntıların arasında da gelenler bekleniyor. Ardından da zaten ilgili konvoy işte burada gelmeye başlıyorlar. Devamında da çok büyük bir patlama da burada görülecek. Yani bir şekilde direncini sürdürüyor Kassam Tugayları ama yaşanabilecek bir alanın da artık Gazze'de kalmadığını da buradan bir kez daha maalesef söylemek durumundayız. Şimdi yanılmıyorsam burada o patlamayı göreceğiz. Hayli fazla sayıda personel taşıyıcı çok da hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Yapıdan anladığımız kadarıyla da çünkü Gazze'nin o bölgesine girişte hep işte bahsettiğim patlamada oydu. Buraya yerleştirdik, böyle de patlattık diye bir kez daha da duyurmuş Kassam dukayları Bunlar düne bugüne ait görüntüler bunun da altını çizmiş olalım efendim